4 tane daha Süper Lig takımıyla beraber 3 tane de 1. Lig takımı gelecek. Sonra devamında Ağustos'un başıyla beraber 2. Lig ve 3. Lig takımları gelecek. Hava gayet güzel gidiyor. Zaten burada bir doğal klima var. Dolayısıyla gelen takımlar da fazlasıyla memnunlar. Büyükşehir Belediyesi sahaları fazlasıyla bakımını, onarımını vesairesini yapıyor. Gerekli teknik personeli fazlasıyla veriyor. Takımların hocalarıyla vesaireyle konuşmamızda da zaten fazlasıyla hepsi memnunlar. Şu anda özellikle burada bulunan 4 tane Süper Lig takımı Erzurum Palandöken'in müdavimi. 6 yıldır, 7 yıldır sürekli buraya gelip bir ay kamp yapan takımlarımız var. Olmaya da devam edecekler. Bu yıl ben 30-35 tane futbol takımını işte 1. Lig'den, Süper Lig'den, 2. Lig'den, 3. Lig'den hatta Bal Lig'inden 30-35 tane takımını Palandöken'e geleceğini biliyorum. Rezervasyonlar da geliyorlar. Gerek oteldeki personellerin eğitimi olarak, gerek sahalardaki personellerin eğitimi olarak, pandemi kurallarına uygun bir şekilde zaten fazlasıyla özen ve itina göstermeye devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'de diğer kamp merkezlerinde de takımlar var. Erzurum'un herhalde kapasitenin %50'sini fazlasıyla karşılıyor. Oteller vesaireler şu anda fazlasıyla da kamplara hazırız. Ekonomik açıdan değerlendirirsek şu anda birçok futbol takımının kamp programını yapmamasında veya geç yapmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi yönetim seçimleri. Hocaların anlaşmaları, sözleşmeleri veya hoca seçimleri. Futbolcuların transfer dönemindeki işte geç kalınmışlıkları vesaireleri takımları tabii ister istemez zorluyor. Takımların kamp programlarını bozuyor. Bu işin Erzurum ekonomisine özellikle Temmuz-Ağustos ayında en boş dönemde herkesin deniz, kum, güneş düşünürken Erzurum'daki yüksek irtifanın Erzurum ekonomisine ciddi bir katkısı var. Hem oteller olsun, hem uçaklar olsun, havaalanındaki taksiler olsun, özellikle Erzurum'un en meşhur yiyeceği cağ kebapçıları olsun, dönerciler olsun, Taşan'daki hediyelik eşyacılar olsun. Bu Erzurum ekonomisine ister istemez bir fayda sağlıyor. Geçmiş yıllardaki rakamları direkt söyleyebiliyorduk ama bu yıl şu anda daha kestiremiyoruz ne olduğunu. İnşallah ama büyük bir ekonomik katkı sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz sezona göre tabii daha fazla ekonomik katkısı var. Ama şu anda şudur, şu rakamdır, bu rakamdır demek yanlış olur. Bunu ilerleyen günlerde daha net göreceğiz. Dört büyüklerin Erzurum'a, Palandöken'e gelmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi sponsorlar. Sponsorlar özellikle yurt dışlarında ve yurt içlerinde takımların kamp programına göre maç programlarını ayarlıyorlar. Dolayısıyla Palandöken'i, Erzurum'u, Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezi'ni büyük takımlar şu anda çok cezbetmiyor. Biz doğru turnuvalarla özellikle yurt dışından getireceğimiz daha iyi takımlarla, iyiliklerin takımlarıyla onları da buraya getirebilirsek Süper Lig'in dört büyükleri hatta her yıl şampiyonluk adayları veya favorilerinin haricindeki güçlü takımlarını da Erzurum'u tercih edeceği kanaatindeyim. Yurt dışı ile alakalı Mayıs ayında biz Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan takımlarıyla da görüştük. Özellikle Haziran ayında gelmeleri noktasında ama onların da hazırlık maçları, hazırlık kampları bir de Erzurum daha bilinen, yurt dışında bilinen bir bölge değil. Ama bu küresel ısınma, efendim yağışsızlık, havaların mevsimsel değişmeler birçok Avrupa kulübünü gelecek yıllarda Erzurum'a, doğal havadan dolayı Erzurum'a getirecek diye biliyoruz. Ve şu andaki veriler de o yönde. Çünkü rağbet ve talep olmasa da en azından araştırmaları devam ediyor. Çünkü her yıl öyle veya böyle 2-3 tane dışarıdan gelen acentelerle görüşmeler yapıyoruz. O da yakın gelecekte inşallah yurt dışından gelecek takımları burada ağırlayacağımızı biliyorum. Evet.
Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Para bodrum değil. Ahmet abi araya girdi.